Öyle. Kudret narı ülkemizde tanınan, Avrupa'da tanınan bir tıbbi amaçla kullanılan bir tıbbi bitkidir. Salatalık benzeri bir yapısı vardır. Aile olarak aynı aileden gelmektedir. Tek yıllık bir bitkinin meyvesidir. Meyve olarak tüketiminin yanında aslında en çok tıbbi amaçla tüketilir. İlginç bir tüketim tekniği vardır. Zeytinyağında çok uzun süre bekletilip maserasyona bırakılır. En az 6 ay süresince zeytinyağında bırakılır ve daha sonra o zeytinyağlı hali, zeytinyağıyla karışmış partiküller şeklindeki hali yiyerek tüketilir. Çok eski yıllarda keşfedilmiş bir tıbbi bitkidir. Özellikle yara iyileşmesinde çok popülerdir, tanınmıştır. Bu eskiden beri bilindiğinden dolayı klinik çalışmaları da yapılmıştır ve yara iyileşmesinde gerçekten de yaraların iyileşmesi hızlandırıcı, hücreleri yenileyici bir özelliği bulunmaktadır. Kudret narı ülkemizde de yetişen bir bitki. Akdeniz iklimine uygun bir bitki. Düzce'de de yetişiyor. Şu an Düzce'de pilot ekimleri yapıldı ve yetişiyor. Ürünler alındı. Ürünlerden de son nihai ürün geliştirildi. Geleneksel kullanımı zeytinyağının içinde maserasyona bırakılarak. Fakat şöyle bir sorunu vardı. Zeytinyağının içine bırakıldığında gerçekten rahatsız edici bir tadı ve kokusu vardı. Fermentasyona bırakılıyor bu 6 ay süresince ve fermentasyon ürünü olduğu için aslında kokusu ve tadı rahatsız edici bir düzeyde oluyor. Bazı insanlar acı tadından dolayı, kötü kokusundan dolayı kullanamıyorlardı. Kullanan kişilerde aslında mide ülserlerinde, diyodönüm ülserlerinde yani sindirim sisteminin yaralanmasına bağlı rahatsızlıklarda çok güzel sonuçlar alınıyordu. Bu özelliği bilim insanlarının dikkatini çekti ve birçok insan çalışması, klinik çalışmada yapıldı ve yayınlandı. Ve gerçekten de klinik çalışmalarda da başarılı bulunmuş bir ürün. Biz Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi olarak ve Arı Mucizesi ekibiyle birlikte ürünün son kullanıcıya rahat kullanımını sağlamak üzere yeni bir formülasyon üzerinde çalıştık. Özellikle bu kokusunun ve tadının giderilmesi gerekiyordu. Bunun için mikrokapsülasyon teknolojisi kullanıldı. Farklı bir çözünme teknolojisi bu. Mikrokapsülasyon ile bitkinin molekülleri en ufak şekillere parçalanıyor ve bunlar enkapsüle ediliyor. Yani gözle görünmeyen küçük kapsüller şeklinde çerçeveleniyor. Kapsülize edildiği için ve bunlar gastrointestinal sistemde, sindirim sisteminde açılıyorlar. Sindirim sistemine kadar açılmadığı için bir kokusu olmuyor. O kapsülün içinde kaldığı için kokusu yok, kötü bir tadı yok. Rahat bir şekilde tüketilebilen marmelat kıvamında bir ürün geliştirildi. Dozu ayarlandı. Ürünü geliştirmek adına, etkinliğini artırmak adına içine tadını biraz daha iyi yapmak için bal katıldı ve etkinliğini artırmak için propolis de katıldı. Böylelikle güzel bir doğal karışım ürün elde edildi. Ürünün preklinik testlerini halen yapmaktayız. Özellikle hücre kültürlerinde oldukça hücre iyileşmesinde oldukça güçlü etkinliği var. Normal şeye göre de kudret narının normal şekline göre de oldukça daha güçlü bir hücre yenileyici özelliği var. Yakın bir zamanda ülkemizde yapılan bir çalışmada kemik yaralarının, kemik kırıklarının iyileşmesinde de etkili olduğu bulundu. Bazı çalışmalarda diyabet üzerine, diyabet hastalarında da diyabette hücre yenileyici özelliği keşfedildi. En çok kullanım alanı yaralar, mide diyodönüm, sindirim sistemi ülserleri ve diyabet üzerine aslında halk arasında. Şu anda biz de bunun son kullanıcının rahat bir şekilde tüketimini sağlayacak şekilde bir formülasyonunu geliştirmiş olduk. Marmelat şeklinde olduğu için kaşığa boşaltılıp kaşıktan tüketilebilir. Bu şekilde bir çorba kaşığına boşaltıp yemek suretiyle tüketimi mümkün. Hoş bir aroması var. Rahatsız edici bir tadı yok. Yine de
Böyle keskin bir tadı var gerçekten de. Rahatsız edici bir tat ve koku. Koku hiç yok hemen hemen. Tüketime gayet uygun. Özellikle antasit özelliğinden dolayı da mide yanmasını dakikalar içerisinde geçirici bir özelliği de var. Yani kişi kullandıktan hemen sonra bunun etkinliğini kendisi de bir miktar hissedebiliyor. Süreç içerisinde de mide duodenum ülserlerinde iyileşmeye yardımcı olduğu biliniyor. Günde 3 kez kullanımı mümkün. Bu şekilde bir tüketimi var. Biz ham maddeyi üretip düşük fiyatlarla yurt dışına satıp yurt dışından büyük fiyatlarla son ürün halinde alıyorduk. Biz bu çarkı tersine çevirmek istedik. Şu anda kendi bölgemizde yetiştirdiğimiz ürünlerden, kendi bölgemizin balı, kendi bölgemizin propolisi ve kendi bölgemizde yetişen, ülkemizde yetişen kudret narından formülasyon, hazırlanıp son ürün haline getirildi ve kendisinin ihracat potansiyeli de var. Süreç içerisinde ihraç da edilecek.